Yarışmacılar tariflerinin fırında pişmesini beklerken bir yandan da süsleme için kullanacakları sütlü çikolatalarını eritip fındık kavuruyorlar. Geldim, buradayım. Tam ensende. Eteklerini tutuştu bakıyorum. Tutuşu tutuşmaz mı? Kolaysa senin tutuşmasın. Hiç anlamadığım bir şey. Yo ben çok rahatım. Ben de anlamıyorum da sonuçta tarifi yazmışlar. Düzgün okursak neden olmasın? Şu anda içeride teknik etapta yarışan 5 arkadaşımızı ayrı ayrı düşünüyorum. Acaba içlerinden hangisi gitsin istiyorum sorusuna cevabım sanırım Melike. Çünkü şans eseri yaptığı bir iki küçük iyi fikirle dereceye giren ama onun dışında genelde seviyenin altında kalan birisi. Bence Melike gitmeli. Yarışmacılar sürelerinin azalmasıyla artık bir bir tariflerini fırından çıkartıyor. Ne oldu? Altı mı yanmış? Ya, evet. Altı yanmış öbür kısımda bak. Şu kenardan saçan ayrılmış değil mi? Bakayım altına. Onu da kaldıramıyorum, dur. Dur. Tutma öyle. Tutma öyle. Valla ben vebaline giremem onu. Dur. Kanka dur biraz azıcık dinlensin orada. Yağ bitsin azıcık öyle yapalım. Ne yapalım? Kaldır lan yağ. Olmuş mu bu ya? Biraz daha pişirmeysen mi? Biraz daha pişirsen yanar zaten. Ben bu etapta Carmen'in gitmesini istiyorum. Carmen artık eve gitsin. Çünkü çok rahatsız edici. Her şey çok karışıyor. Yarışmacılar baklavalarını sunum tabaklarına alıp son hazırlıklarını yapıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve ikinci haftasında Ver Fırına'ya veda eden isim belli olacak. Ve bir taban bizim aradığımız teknik özellikler noktasında tarifteki uygulamasını daha az beğendiğimize karar verdik. Ve yarışmaya maalesef ikinci haftada veda edecek olan arkadaşlar, ellerinize sağlık. Teşekkürler. Gördüğümüz kadarıyla zorlu bir teknik etaptı. Tarifler ortaya çıkmış vaziyette. Tadına bakıp en az beğendiğimizin kararını vereceğiz. Sağdan başlayalım. Arkadaşlar, çok zor bir gün ve bu tip eleme günlerindeki zor kararları vermekte maalesef bana düşüyor. Önümüze sunduğunuz 5 tabağın 2 tanesini tam manasıyla teknik etaba uygun bulduk. Ve bir tabağın bizim aradığımız teknik özellikler noktasında tarifteki uygulamasını daha az beğendiğimize karar verdik. Hepsini tattık, hepsinin kıvamına baktık. Aramızda tartıştık, sonra bir daha baktık, sonra bir daha tartıştık ve 3 tabaktan 2 tanesi arasında bir kıyaslamaya girdik. Bugünkü teknik etapta 2 tane tabak arasından daha az beğendiğimizin hangisi olduğuna zor da olsa karar verdik. Ver Fırına'da bugün bu 5 tabak arasından maalesef teknik etapta bizim özellikle içindeki macun kıvamındaki uygulamasını daha az beğendiğimiz ve yarışmaya maalesef ikinci haftada veda edecek olan tabak. Bugünkü teknik etapta iki tane tabak arasından daha az beğendiğimizin hangisi olduğuna zor da olsa karar verdik. Ver Fırına'da bugün bu 5 tabak arasından maalesef teknik etapta bizim özellikle içindeki macun kıvamındaki uygulamasını daha az beğendiğimiz ve yarışmaya maalesef ikinci haftada veda edecek olan tabak. Bu tabak. Benim tabağım. Oh. Mert, samimi olmam gerekirse hiç senin tabağın olduğunu düşünmüyordum. Ben de düşünmemiştim. Benim tabağımdı. Hiçbir sıkıntı yok. Şaşırdığımı söyleyebilirim. Şimdi öncelikle burada amacına ulaşmış ilk insan bendim. Ben buraya çok fazla eğlenmeye geldim, çok eğlendim. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum, hep güldüm. Arkadaşlarımı da çok sevdim. Hepsini gerçekten hani çok saygı duyarak yarışmaya çalıştım. Onlar da bana sağ olsunlar, hepsi çok saygı duyarak benimle o şekilde iletişim kurdular. Buraya kadarmış. Çok güzel bir haftamda eğlendim. O yüzden çok mutluyum ayrıca. Hani gerçekten başarılı olduğum bir haftada eğlenmek benim daha hoşuma gitti. Hani mutsuz bir haftamda eğlenmedim. Bu benim için güzel bir deneyim oldu. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Hani gülüyorum, herkes de gülsün. Mert, bence bugün tam güler yüzüne yakışır bir şekilde bize güle güle diyorsun. Şöyle bir adım öne attığında ister istemez ah dedim. Çünkü tariflerini çok beğendiğim, kalbini çok beğendiğim bir yarışmacısın. Önemli olan. Zaten bunun da öyle olduğunu bize şu konuşmandan da yansıttın. Buraya geldiğin için biz çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Seninle yarışmak, senin tariflerini takip etmek benim için çok büyük keyifti. Emin ol, senin birkaç tarifini evde de deneyeceğim. Çok. Ellerine sağlık. Annene de buradan teşekkür ediyorum. Ya Mert, çok üzüldüm ya. Ya kim olsa üzülecektim, ayrı mesele. Programın başında da söylediğim gibi artık yani. Çocuk ayırt etmek gibi bir şey. Ama yani senin orada o neşeli gülüşünü, o etrafa laf atmanı, o böyle boyundan büyük tariflerin altından kalkarkenki mücadeleci halini, o güler yüzünü. Buradan anneni sürekli sevip Fitnat Hanım'a sevgiler, saygılar.